Dışarıdaki abiler herkes için. Herkes. Burayı bir açabilir miyiz? Bir dakika. Yusuf abi gel buyur. Thank you.
Öyleymiş. Çok değerli dostlar, sevgili Turgutlu'la hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yeniden Refah Partisi Turgutlu Belediye Başkan Adayı olarak bir sürece girdik. Biz Turgutlu'ya 10 yıl hizmet ederek Turgutlu'nun birçok eserinde parmağı ve hizmeti olan AK Parti'nin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Partili kadrolar olarak biz Turgutlu'da tarih yazdık. Ve bunu da hiçbir zaman inkar etmedik. Biz bu memleketin aşığı olan insanlarız. 2004 yılında AK Parti belediye başkan adayıyken projelerimizi aynı burada olduğu gibi dışarıda halkımızla bir araya getirdiğimizde birçok kişi nereden çıktı bu Kurnamaz Vadisi? Nereden çıktı bu Turgutlu'ya doğalgaz, Turgutlu'ya jeotermal demişlerdi. Ama Allah'a şükür biz Turgutlu'ya 600 dönümlük Irlamaz Vadisi'ni Turgutlu hemşehrilerimize kazandırdık. Bugün Millet Bahçesi projesinin ana temeli Irlamaz Vadisi'dir. Şehrin dibinde tam 4 yıl bir projeyi gerçekleştirdik. Ama maalesef ne kadar ilginçtir ki bizden sonra gelen belediye başkanı bizim projemizi kapak fotoğrafı yaptı. Ben bunu eleştirmiyorum. Ben bununla gurur duyuyorum. Ne ilginçtir ki Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün billboardlarda benim yaptırdığım Irlamaz Vadisi'ni kullanıyor. Biz bundan gurur duyuyoruz. Neden? Kopya çekiliyoruz. Sınavda başarılı öğrenci sınavda 10 alıyor, yanındaki öğrenci çalışmamış, ondan kopya çekiyor. İşte Cengiz Ergün bizden kopya çekiyor. Eğer sadece Cengiz Ergün değil, kendisini profesör olarak tanıtan belediye başkanı Sayın Çetin Akın benim mirasımı yiyor. Neden mi? Bu sene ona Turgutlu'ya 213 tane dükkan yaptırdı. Bu sene ona Turgutlu'ya soğuk hava deposu yaptırdı. Bu kardeşim benim soğuk hava depo yaptırdığım yere yıktı, 21 tane dükkan yaptı. Sonra çıktı, Turgutlu'nun en büyük projesini yaptı. Bir örnek daha vereceğim size. Atatürk Mahallesi'ne biz düğün salonu yaptık. Bu arkadaşımız ben taziye evi yapacağım dedi. Bu millet ne bekledi biliyor musunuz? Bir yere taziye evi yapmasını bekledi. Aha bir baktık, bizim düğün salonu kalkmış. Atatürk Mahallesi, Mustafa Kemal Mahallesi sakinleri taziye evi yapıyor. Bu arkadaş taziye evini ben yaptım diyor. Bunu da sizin takdirinize bırakıyorum. Albayrak Mahallesi'ne Serhat Orhan düğün salonu yaptık. Bir baktık, arkadaş düğün salonunu kapatmış, yerine kreş yaptı. Şimdi Albayrak Mahallesi sakinleri eğer bir
düğün yaptırmak isterse, düğün yapmak isterse civarında en az 15-20-25 bin lira belki daha fazla para vererek 50 bin lira. Şu an 60 bin lira başkanım. 50 bin lira, 60 bin lira para verecek düğün yapacak. Şimdi ben size şunu söylüyorum. Ben ne yaptım? Benden sonrakiler ne yaptı? Sonra biz bu memlekete Irlamaz Vadisi'ni yaptık mı? Yaptık. Bu memlekete doğalgazı getirdik mi? Getirdik. Atatürk bunlarını kervan yolunu 15 sene oldu. Bir tane yol çökmeden yaptık mı? Yaptık. Peki 10 senede bu memlekete 30'a yakın anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, meslek yüksekokulu, fakülte, öğrenci yurtları yaptık mı? Yaptık. Peki bu memlekete adliye binası yaptık mı? Yaptık. İlçe tarım binası yaptık mı? Yaptık. Peki bu memlekete emniyet müdürlüğü yaptık mı? Yaptık. Daha sayayım mı? Ben saysam bitmez. Ama ne ilginçtir ki bizim mirasımızı yiye yiye hala bitiremediler. Şimdi 2019'da ucube bir karar çıktı. Cumhur İttifakı. Bizim Cumhur İttifakı'na bir itirazımız yok. Bizim itirazımızın sebebi şu. Cumhur İttifakı'nı yerelde yapamazsınız. Neden mi? 14 Mayıs 2023 seçimlerinde biz 37 bin oy aldık. Hepiniz benim sahada ne kadar çalıştığımı biliyorsunuz. AK Parti'ye kızgın olabilirsiniz. Ama Sayın Cumhurbaşkanım bizzat beni aradı. Serhat, senin çalışmanı istiyorum dedi. Ben de emredersiniz Cumhurbaşkanım dedi. Şimdi 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti Salihli'de 3. AK Parti Alaşehir'de 3. AK Parti Akhisar'da 2. AK Parti Sarıhanlı'da 2. AK Parti Yunus Emre Şehzadeler'de 2. Ben ve arkadaşlarım AK Parti'yi Turgutlu'da açık ara 1. yapıyor ama belediyeyi AK Parti'ye veremiyorlar. Ben bu işin gittiğini ne zaman anladım biliyor musunuz? Cumhur İttifakı geçen seçimlerde Adana, Mersin, Manisa MHP'ye verildi. Adana'yı AK Parti'ye aldı dediler. Bizim Manisa Turgutlu gitti dedi. Ve dediğim çıktı. Şimdi çok merak ediyorum. Bu ne denir biliyor musunuz? Aslanı kediye boğdurtmak denir. 37 bin AK Parti, 16 bin MHP. Şimdi bu MHP de tam MHP değil. Bu yarım MHP. Neden mi? Bu belediye başkanımız, çok merak ediyorum. Ben görmedim, göreniniz varsa söylesin. Biz 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı için, Recep Tayyip Erdoğan için, AK Parti için kapı kapı gezerken, pazar yerinde dolaşırken, dükkan dükkan gezerken, insanlarımızın taziyesinde, düğününde, evleri gezerken, kapılarını çalıp elimizde kahvemiz ve lokumuyla onların bir bardak çayını içerken, buradan açık ve net söylüyorum. Yunus Ogan nerede? Yoktu başkanım. Neredeydi? Yoktu. Sahada yoktu. Şimdi çıkmış Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını yanına koymuş.
Ben buna ne dedim biliyor musunuz? Sahtekarlık dedim. Sen 14 Mayıs seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan için, Cumhur İttifakı için bir adım bile atmazken, eğer sen bugün kendini Cumhur İttifakı adayı tanıtırsan ve onun peşinden giden bir avuç AK Partili'yi de Allah'a havale ediyor. Kim olursa olsun. Kim olursa olsun. Sizin vicdanınız nasıl sığdırıyor? Ben AK Parti'ye hiçbir zaman ihanet etmedim. Ben Recep Tayyip Erdoğan'a hiçbir zaman ihanet etmedim. Şimdi iş nereye gelecek biliyor musunuz? Benim bu yürekten söylediğim sistemleri AK Parti'nin içindeki binlerce vatandaş, binlerce seçmen tepkisini sandıkta gösterecek. Ama biz geçen seçimde bu millet acabalar acabalar içerisinde, ya Serhat Orhan bu memlekete 10 sene hizmet etti, güzel de hizmet etti ama seçilemez. Buna rağmen biz 23 bin oy aldık. Ben o gece çok üzüldüm. Hayal kırıklığına uğradım. Ama aylar geçti, yıllar geçti. Serhat Orhan'ın aldığı o 23 bin oyun ne kadar değerli olduğu ortaya çıktı. Ve bizim kapımızı neredeyse bir iki parti dışında bütün partiler çaldı, gel bizden aday ol. Samimi söylüyorum, ben siyaseti bırakmıştım. Ta ki Sayın Bülent Arınç ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sahalara geri döndüm. Sahalara geri dönen bir futbolcuyu, hele hele Serhat Orhan gibi bir futbolcuyu sahadan kolay veya atamazsınız. Benim nasıl bir futbolcu olduğumu burada gençlik yüzünde beraber oynadığım, çok sevdiğim bir kardeşim var bilir. Çok iyi futbolcu değildim ama futbolunda çok iyi hastasıydım. Değil mi Mert? Evet. Ha. Biz arkadaşlar, biz yola çıktık. Biz sadece AK Parti seçmeninden oy istemiyoruz. MHP seçmeninden de oy istiyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı Sayın Çetin Akın'dan umduğunu bulamayan CHP seçmeninden de oy istiyoruz. Biz İyi Partili kardeşlerimizin de oyunu istiyoruz. Biz Saadet Partili kardeşlerimizin de oyunu istiyoruz. Biz eğer Turgutlu'da 81 ilden gelen vatandaşlarımızla birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisindeysek, biz DEM Parti'nin de oyunu istiyoruz. Neden biliyor musunuz? Biz bu memleketi Selendirlisiyle, Karadenizlisiyle, Araplısıyla, göçmeniyle, boşnağıyla, her vatandaşımızla ama hiç kimseyi ayırtmadan, Kürdüyle, göçmeniyle hepsinden o istiyoruz. Neden? Biz bütün vatandaşlarımızı kucaklıyoruz. Arkadaşlar, ben geçen hafta Urganlı'da Araplı bir delikanlıyla bir Kürt kızının nişanına katıldım. Beraber halay çektik. Bizim güzelliğimiz burada. Bizim birliğimizi ve beraberliğimizi buradan söylüyorum. Ne şerefsiz Amerika, ne şerefsiz İsrail bozamayacak. İşte yeniden Refah Partisi'nin
yükselen yıldız olmasının sebebi bu. Sayın Genel Başkan Fatih Erbakan aynen şunu söylüyor. Miting yapmak önemli değil. Miting yapalım. Ama gücünün yettiği kadarıyla 30 bin şehit oldu Filistin'de. 30 bin. Ben o İsrail'in büyükelçisini burada istemiyorum. İsrail'deki Türkiye büyükelçisinde geri çekelim diyor. İncirlik üstünü kapatalım diyor. Ya bir adım atın ya. Bir adım atın ya. Çok değerli arkadaşlar. Türkiye'nin her yerinde yeniden Refah Partisi ışığı yanmıştır. Bunu kimse söndüremeyecek. Allah rahmet eylesin. Sayın Necmettin Erbakan ne diyor? Heyecan istiyorum, heyecan. İşte heyecan burada. Şimdi çok net söylüyorum. Yeniden Refah Partisi Türkiye'ye genelinde, yazın bunu kenara. %10 ve üstünde oy alacak. Yeniden Refah Partisi 2028 yılında Türkiye'de iktidar alternatifi olacak bir parti olacak. Bunu sakın unutmayın. Yükselen yıldız yeniden Refah Partisi geliyor Allah'ın izniyle. Şimdi ayın 20'sinde açıklanacak meclis üyelerini bütün halkımız merak ediyor. Ben sizi her iki güne bir, her üç güne bir, üçer gruplu halinde hem katılımlarımızı hem de o arkadaşlarımızı, meclise alacağımız arkadaşlarımızı bir tanıtacağım. Bugün üç tane gerçekten kendi alanlarında, kendi iş alanlarında yıldız isimler. Bir tanesi benim çok çok sevdiğim, yıllarca Doğru Yol Partisi'nde siyaset yapmış, mesleğinin erbabı, neredeyse dokanmadığı çiftçi, dokanmadığı esnaf olmayan, göçmenlerin Turgutlu'da gerçekten bir abi olarak, bir kardeş olarak çok sevdiği elektrik mühendisi Yusuf Eşman kardeşim. Bir tanesi bir değil, üç değil, beş değil. 24 senedir benim bir evladım gibi, benim bir kardeşim gibi ticaret lisesinde okurken Orka'ya stajyer olarak giren, 24 senedir beraber çalıştığım, her şeyiyle sonuna kadar kefil olduğum, her şeyi emanet edebileceğim mali müşavir Mustafa Kaya. Kardeşim Burak Demir.
Çok var daha, çok. Çok samimi söylüyorum. Ayın 20'sine kadar Turgutlu'da birçok sürprize hazır olur. Ama işin güzeli nedir biliyor musunuz? Güzellikleri bir anda sunmayacaksınız. Güzellikleri ve güzel insanları yavaş yavaş sunacaksınız. Bu, evet, bir dakika, bu siyasetin de bir güzelliği bir elden değildir. Şimdi burada nakden yayın yapan basın mensubu kardeşlerimize emin olun ki birçok Turgutlu merakla seyrediyor. Şu anda kaç kişi seyrediyor? 2.9. Kaç? 2.9. 2.9, 3.000 kişi. Eminim merak. Tabii biz bunları sosyal medya sayfamızdan da yayınlayacağız. 2 gün içerisinde 100.000'in üstünde vatandaşımız Yeniden Refah Partisi'nin Turgutlu'daki hamlesini, Turgutlu'daki çıkışını zaten farkındalar. Kimsenin siyasette kötü sözlerle anılmasını, kötü sözlere muhatap olmasını çok samimi söylüyorum istemem. Ama bizim alnımız açık, vatandaşımız bugün işlerimizin ve nakden yayın yoğunluğundan Allah razı olsun. Türkan Hanım eşim Selvilitepe Mahallesi pazar yerine girmiş. Oradaki ambiyans, Serhat Orhan yokken bile, oradaki ambiyans, oradaki samimiyeti, insanlar broşür ve üzümlerini üçer beşer tane almış. Verin sokakta dağıtacağız diye. Hanıma sordum, nasıl durum? Vallahi de billahi de Serhat dedi. 100 yere dağıttıysak dedi, uzattıysak 5 yer almadı dedi. Bugün görüntüleri gördünüz. Ben hiçbir şey söylemeyeceğim. Dün de görüntüleri gördünüz. Ona da hiçbir şey söylemeyeceğim. Serhat Orhan yalnız yürüyor. Ya kardeşim, Serhat Orhan'ın arkasında 100 binler var, onlar farkında değil. Biz insanlarımızı sokağa dökmüyoruz ki. Bak, bir sosyal medyamızda çağrıda bulunduk. Maşallah 500'den fazla insanımız var burada. Birçok kişi de geri döndü, ben farkındayım. Arkadaşlar, biz bu seçimi gümbür gümbür alıyoruz. Adımın Serhat olduğu kadar eminim, biz bu seçimi en az %50 ile alıyoruz. En az %50 ile alıyoruz.
kardeşime mikrofonu uzatıyorum. Duygu ve düşüncelerini alıyorum inşallah. Başkanımızın dediği gibi aileyi seçtiği kişinin başkanımızın yapmış olduğu işler ortada. Bundan sonraki süreçteki yapacağı işler de ortada. Bizim inancımız tam, dirayetimiz sağlam, enerjimiz de yerinde. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi risk alarak koşan bir gençliğin parçasıyım. Her zaman içinde risk alarak da koşmasını biliriz. Rahmetli Necmettin Erbakan hocamızın da dediği gibi bir çiçekle belki bahar olmaz ama bahar bir çiçekle başlar. Biz de burada bir çiçek olmaya geldik. Allah'ın izniyle Allah'ın başını bitirsin. Başkanımla beraber Turgutlu'da karımsal puan projelerinde
saatte hocalar kendisinin büyük desteğini alarak çok büyük projeleri aldı. Turbuklu'nun birçok yerinin yerine elektrik atları getirdik. İnşallah bundan sonra da eskiyen bu hatları beraber kapı kapıya vererek yeniden geleceğiz. Turbuklu'nun merkezinde ve köylerinde bununla ilgili birçok çalışmalar yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar, samimiyetle söylüyorum, gümbür gümbür geliyoruz. Bu seçim, bu başkanlık seçimi hepimize hayırlı olsun. Çok değerli arkadaşlar, kardeşim mali müşavir, 24 yıllık yol arkadaşım Mustafa Kaya'yı takdim ediyorum. Serap Bey'in bir de bir özelliği var, gitmez enerji var.
İsmet Bey'e karşı Allah bağışlasın. Allah seni her türlü kötülüklerden, azadan ve yardım edersin. İçini yiyemez. Ve hala bana hizmet yapacağım diye anlatıyor. Yorulmadın diyor, abi diyor, daha çok şey geliyor. Daha çok şey geliyor diyor. Onu beraber de vereceğiz. Turgutlu'nun nüfusunun
Turgutlu doğuya doğru büyüyor. Yani Afşar'a doğru büyüyor. Ergenekon Mahallesi Afşar arası korkunç bir gelişme olacak. Ve burada da Turgutlu Ergenekon Mahallesi bağlantısı için ya bir üst geçit ya bir alt geçite ihtiyaç var. Geçenlerde Mimar Şerif Ahmet Koç abimi ziyaret ettik. Belediye başkanlığının döneminde o da Cumhuriyet Halk Partisi'nden meclis üyesiydi. Kendisi bana bir dosya çıkardı, bilgisayarını açtı, bak Serhat dedi. Alt geçit yaptılar fakat Ergenekon kavşağında kırmızı ışık sinyalizasyon olduğu için yine sıkıntı yaşıyor. Yaz günlerinde özellikle geceleri birçok trafik kazası oluyor, motor kazası oluyor, maalesef canlarımız vefat ediyor. Çok üzülüyoruz. Allah kimsenin evladının başına böyle bir şey gelmesin. Şimdi trilyonlarca lira para dökmeye gerek yok dedi. Turgutlu Şoförler Odası'nın önünden hemen karşı tarafta Fatih Sanayi Sitesi'nin bitişinde bir tüp geçit yapacaksınız dedi. Aynı Emniyet Müdürlüğü'nün önünde Sanayi Sitesi'nin içine yapılan tüp geçit gibi. Biraz daha modern, biraz daha geniş. Ergenekon kavşağındaki sinyalizasyonu kaldıracaksınız dedi. Şimdi bak. Bu adam kim? Şerif Ahmet Borç. Partisi ne? CHP. Biz ne yapıyoruz? Onunla şerefle Şerif Ahmet Koç abimizi ziyaret ediyoruz. Abi peki bu projenizi kullanabilir miyim dedim. Benim kıymetimi bilmeyenler utansın dedi. Cuma pazarının projesi de benimdi dedi. Ama lütfedip beni açılışa bile davet etmediler dedi. Al kardeşim benim projem senin dedi. İşte bizim farkımız bu. Biz bunun için partiler üstü alayız. Biz bunun için CHP'li seçmenlerimizin de oyunu istiyoruz. Biz bunun için AK Partili MHP'li kardeşlerimizin de oyunu istiyoruz. DEM Partili kardeşlerimizin de oyunu istiyoruz. Oylarınızı boşa heba etmeyin. Sevgili Turgutlar, gücümüzü kullanalım. Biz burada 50 binle 60 binle seçim aldığımız zaman Türkiye'de yer yerinden oynayacak. Bunu sakın unutmayın. O zaman bize o zaman ne olacak? Benim ve meclis üyelerimin morali yüksek olacak. Havamız bir başka olacak. Burada bir tane de efsane kardeşim var. Turgutlu Şoförler Odası Başkanı Gökhan Yürüyen kardeşim. Hoş geldin Şeref kardeş. Evet. Biz 50 bin 60 bin oy aldığımız zaman Allah'ın izniyle Manisa'da da bütün kapılar açılacak. Ankara'da da bütün kapılar açılacak. Neden biliyor musunuz? Diyecekler ki bu Serhat Orhan'ın arkasında Turgutlu yürümüş. Bu Serhat Orhan'ın arkasında 50 bin, 60 bin seçmeni var. Onun için Allah'ın izniyle adım adım ama sağlam adımlarla yürüyoruz. Hiç panik yok. Hiç stres yok. Acelemiz yok Şaban'ım. Kardeşim benim. Emin adımlarla yürüyoruz. Herkesin elini sıkıyoruz. Herkesin de gönlüne gidiyoruz. Bunun kadar güzel bir şey olur mu ya? E diyorlar ki Serhat Orhan neden aday oldu? Ya Serhat Orhan kendi aday olmadı. Turgutlu Serhat Orhan aday yaptı. Sevgili dostlar, şimdi oturacağız, çaylarımızı içeceğiz. Ver coşkuyu, ver hafif müziği. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun inşallah.
doktor ama gösterir misiniz rica etsem? Bir dakika.